Merhaba. Bu videoda bir takipçimin hikayesini sizlere anlatıyorum. Hikaye dedesinin başından geçmiş. Hikayeyi anlatmaya başlıyorum. İyi seyirler. Dedem askerliğini Diyarbakır'da yaptığı için bir de doğu meraklısıdır. Gide gele gide gele kendisi orada anne tarafı dedem ile tanışmış. Baba tarafı dedemin adı Salih anne tarafı dedemin adı Zeki. Velhasıl dost, kardeş gibi olmuşlar. Hatta Salih dedem Zeki dedeme çok alıştığı için Zeki neden buraya taşınmıyorsun? Sen buraya aitsin. Gel buraya yerleş. Hatta kızımla evlen. Aramızda kan bağı da olsun demiş. Tabi o zamanlar bir şehirden başka bir şehire taşınmak bu zamandaki gibi o kadar kolay değil. Dedem biraz ağır gelmiş ama ne yapmalı, etmeli, gelmeliymiş buraya demiş kendi kendine. Kendini buraya ait hissediyordu. Sanki buralıymış gibi. Neyse, sonunda taşınmışlar. Ninemle birbirlerini görüp beğenmiş ve evlenmişler. Diyarbakır'da bir köye yerleşmişler. Maddi durumları pek iyi olmadığı için o zaman durumları en fazla çobanlığa yetebilmiş. Buraya kadar dedemin Diyarbakır'a gidiş hikayesini anlattım. Yine bir gün Işıklar kesildi. Dememize gerek kalmadan kendimizi dedemizin etrafında bulduk. Aniden gene o eski hikayesini anlatmaya başladı. Dedemin ağzından devam ediyorum. Şehirden köye göç edince içimde hep bir kaybetme korkusu ve karamsarlık vardı. Şehire alışkın olduğum için köy hayatını pek bilmiyordum. Orada kendimi istemsizce çok yabancı hissediyordum. Ninenizle bir eve yerleştik ama şimdiden pişman olmuştum bile. Çünkü ev ahırdan farksızdı ve tuvalet dışarıdaydı ve bunun gibi daha birçok şey vardı ama artık karar vermiştim, dönemezdim. Şehirde malımı mülkümü satmış, anne ve babamın gitmemem için yaptıkları haklı ısrarlarına aldırış etmemiştim. Olan olmuştu. Elimde kalan parayla küçük baş hayvan satın aldım. Salih kardeşim bu konuda bana çok yardımcı oldu. Çobanlığı ve köy işlerini pek bilmediğim için hep benim yanımdaydı ve bu işlerde bana yardımcı oluyordu. Daha koyunları otlatmaya birlikte çıkardık. Bilmediğim çok şeyi bana öğretti. Ata binmeyi, hayvan sürmeyi, süt sağmayı, tarla ekmeyi ve bunun gibi birçok şeyi onun sayesinde öğrendim. Zaman geçtikçe köy hayatını sevmeye ve işin üstesinden gelmeye başlamıştım. Bir gün Salih'le koyunları otlatırken sohbet ediyorduk. Aniden eski yıkık bir evin ardından bağırış sesi geldi. Ama nasıl bir bağırış. Sanki bir kadının derisini yüzüyorlar da bağırıyor gibi. Sesin şiddetinden açıkçası ben biraz korktum. Bu ses ne diye sordum şaşkınlıkla. Salih sakin bir edayla bana bakıp sana daha önce anlatmadın mı dedi. Ben de şaşırarak ne anlatmadın diye sordum sakin ol anlatıyorum dedi ve anlattı. Burada eskiden büyücü bir kadın yaşarmış. Önceden sıradan bir köylüymüş ama neden bilinmez kocası öldükten sonra büyücülük yapmaya başlamış ve bunu oldukça abartmış. Kim onun istemediği bir şey yaparsa onu büyü yaparım diye tehdit edermiş. Köylüler sonunda onun bu halinden bıkmış. Onu köyden atıp dışlamışlar. O da kendisine köyün dışında bu ahır gibi eve sığınmış. Belli bir süre köyün çevresinde görünmüş. Daha sonra ortalıktan birden kaybolmuş. Uzun süre gözükmeyince köylü kadının akıbetini merak etmiş. Merak eden birkaç köylü kadının bulunduğu ahıra bakmaya gitmişler. Ahıra yaklaşıp içeriye baktıklarında kadının uzun boylu siyah bir varlıkla konuştuğunu görmüşler. Korkuya kapılan köylüler Oradan kaçarak uzaklaşmış. Bu olayın üzerinden biraz daha zaman geçmiş. Artık kadını kimse görmez olmuş. Fakat kim akşam vakti oralardan geçerse garip olaylar yaşamaya başlamışlar. Bunların artması üzerine evin yakınından köylüler geçmez olmuş. Bir gün gündüz vakti evin yakınlarından geçen köylüler evin yerle bir olduğunu görmüşler. Bunun nasıl olduğunu kimse anlamamış hala gece vakti oradan birisi geçerse rahatsız ediliyor mecbur kalmadıkça kimse o yolu kullanmıyor gündüzleri de zaman zaman böyle çığlık sesleri gelir o evden diye ekledi ben bunları Salih'ten dinleyince beni bir alaylı gülme tuttu tabii şehirli okumuş tahsilli bir adamım inanır mıyım böyle şeylere konuyu kapatalım böyle saçma sapan şeyleri kim neresinden uyduruyor diyerek ayağa kalktım. Salih peki inanıp inanmamak sana kalmış. Fakat aptallık edip oraya yaklaşma. Seni buraya ben getirdim. Sen bana emanetsin. Dikkatli ol. Hatırım için oradan uzak dur deyince benim içime bir merak düştü. Neden bilmiyorum ama inanmadığım ve saçma geldiği halde gidip oraya görme arzusu düştü içime. Bu arzu gitgide büyüdü ve yarın oraya gidip bir göz atma kararı aldım. O gün koyunları otlatıp eve vardık. Gece gitmek istemiyordum. Biraz da olsa korkuyordum ama merakıma hep yenik düşen biriyim. Bu yüzden gidip bakmazsam kafayı yerdim. Sabah olmasını bekledim. Sabah ezanından birkaç saat önce Saliye haber vermeden yanıma azık dağılıp çıkıp gittim. O kadar merak ediyordum ki bu merakımı bir türlü yenemiyordum. O yıkık ev tepenin tam altındaki vadideydi. Tepeye zar zor çıktım. Tepeden eve bakınca içime anlam veremediğim bir korku geldi. Sanki birileri beni gözetliyormuş gibi, sanki bir şey beni oraya istiyormuş gibi hissediyordum. Yaptığımın yanlış olduğunu anlamıştım. Gitme arzusu vardı içimde. Tepedeyken gidip gitmeme arasında tereddüt ettim. Sanki bu merak isteğim dışındaydı ve bunu fark etmiştim. Ne yaptım ne ettimse de merakıma yenik düştüm. Tepeden aşağıya doğru inince kulübeye doğru gittiğini sandığım bir patika gördüm. Fakat dikkatimi bir şey çekmişti. Patikanın her yeri atların toynak iziyle doluydu. Bu nasıl olabilirdi? Hani kimse buradan geçmiyordu. Ben bunları düşünürken aniden arkamdan ne yaptığını sanıyorsun diye bir ses duydum. Bu Salih'in sesiydi. Şaşkın bir şekilde arkama dönünce arkamda hiç kimse yoktu. Şok olmuştum. Ses tam arkamdan geliyordu ve Salih'in sesi olduğuna adım kadar emindim. Beni bir korku kapladı. İçimdeki gitme arzusu gitti, yerine korku geldi. Hemen buradan kaçmak istedim. Bu düşünce içindeyken arkamdan gelen at seslerini duydum. Uzaktan, çok hızlı geliyorlardı. Atın üzerinde siyah varlıklar olduğunu görünce kendimi çalıklara attım. Benim bulunduğum yere geldiklerinde durdular. Hiçbiri konuşmuyordu. Yüzleri görünmüyordu. Kara duman halindeydiler. Neredeyse korkudan bayılmak üzereydim. İçlerinden bir tanesi atından indi. Bana doğru geldiğini görünce ne yapacağımı şaşırdım. Dedem bunları anlatırken sanki o an bile yaşıyormuş gibi Heyecanlanıp titrediğini gördüm. Neyse, anlatmaya devam ediyorum. Etrafıma baktım. Bunlara karşı tek başıma bir şey yapamazdım. Arkama baktığımda küçük bir uçurum gördüm. Beni öldürmeyecek kadar yükseklikteydi. Kendimi "Ya Allah!" diyerek geriye doğru ittim. Uçurumdan aşağıya doğru düştüm. Bayılmışım. Rüyamda büyücü olduğunu sandığım kadının beni bağlamış ve ateşe atacak olduğunu gördüm. Tam ateşe atacağı sırada gözlerimi açtım. Gözlerimi açtığımda hava hala karanlıktı. Saatime baktığımda bütün günü orada baygın geçirdiğimi fark ettim. Ayağımı oynatamıyordum. Kırık olduğunu anladım. Çok korkuyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hayatta kalma arzum beni bir şeyler yapmaya zorladı. Hemen elbisemi yırtıp daha fazla zarar görmemesi için ayağımı bir ağaç parçasına bağladım. Sürtüne sürtüne derenin kenarına geldim. Dedem anlatırken sanki o anı birlikte yaşıyormuşuz gibi hissediyorduk. Dereye varınca kana kana su içtim. Su içtikten sonra arkamdan bir ses duydum. Bir de ne göreyim? Kara çarşaflı bir kadın ateşin etrafında bilmediğim sözler söylüyordu. Kendimi dereye attım. Zor da olsa derenin karşı tarafına geçtim. Sürüne sürüne yola vardım. Yolun üzerinde bir umut araba gelmesini bekledim. Nihayet bir minibüs geldi. Beni görünce hemen durdu. Bu kişiyi tanıyordum. Bu bizim köyden düğünden düğüne giden ve gece geç saatlerde köye varan davulcu Ahmet'ti. Ahmet bana yardım et ölüyorum dedim. Şok olmuştu. Zeki ne işin var buralarda bu ne hal dedi. Çabuk gidelim. Yolda anlatırım dedim. Tamam deyip aceleyle hareket ettik. Arabanın camından ormana doğru baktığımda büyücü kadını gördüm. Arabada bayılmışım. Uyandığımda evimdeydim. Başımda ninen ve salih deden vardı. Bana kızarak ben sana oraya gitme demedim mi dedi. Ben ses etmedim. Etmeye mecalim yoktu. Ne dese haklıydı. Bu olayın üzerinden biraz zaman geçtikten sonra Oradan taşındık. Silvan ilçesinde o köye yakın bir yere yerleştik. Hala olayın şoku üzerimdeydi. Çok kabuslar gördüm. O kadın hep rüyama geliyordu. Kur'an okumaya ve namaz kılmaya başladım. İbadetlerimi yapmaya başladıktan sonra kabusları görmez oldum. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz.'' Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.